Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün uzun zamandır istediğiniz köpekleri ne zaman yıkayacağız deyip duruyordunuz. Evet, köpek videolarında ayrı bir şeyi var, can kitlesi. Bizimkilerin yıkanması da olay. Bu evde ilk yıkamamız. Küvete gireceğiz. Evet. Bu evde ilk yıkamamız. Sizin önünüzde ilk yıkamamız. Bu evde ilk yıkamamız aşkım. Evde hiç yıkamadık ki. Ben çok yıkadım da senin haberin yok. Bu ne tatlılık ya. Sen neden kışsın ben yazım? Çünkü havalar öyle. Belirsiz. Biliyorsunuz çöldeydik. O video henüz gelmedi ama Instagram'dan takip eden canlar ne maceralar yaşadığımızı biliyorlar. Orada alıştım sıcağa. Burası bana soğuk geliyor. Kültür farkı. Sıcağa alışınca soğuk yerler daha sıcak gelmez mi ya? Bir dakika şimdi soğuğa alıştığında mesela evet. Rusları düşün atıyorum ya da buraya soğuk gelip. Iklim. Buraya geldiğinde soğuk havada etkilenmezler. Ya daha tamam. Normal gelir. Şu anda hava... Soğuk ya. Soğuk mu hava Fırat? Dışarı çıktı mı sen? Yazlık mı şu an hava? Ya ama yani kışlık değil. Anlatamam, anlamadım. Hadi devam edelim. Daha başlamadık ki. Neyine devam edelim? Başınıza geleceklerden haberiniz yok. Gel yavrum. Gel Şila. Gel kızı. Şila and Rita. Gir. Buyurunuz efendim. Gel ya gel. Gel. Gece burada yatıyorsun zaten. Bu manyak burada yatıyor. Benim burnum falan soyuldu baksanıza. Çöl yanığı. O şeyden dolayı benim de yandım ama senin burnun büyük oldu dışa iş. Doğru. Sen anladın değil mi? Zeki girmiyor içeri. Gel. Korkma tamam. Niye gir. Hiçbir şey yapmayacağız. Gel. Siz sevdiğiniz işler bunlar. Bunu nasıl dolduracağız? Suyu açarak. Suyu açarak. Biliyoruz onu. Niye soruyorsun o zaman? Suyun kaçmaması için ne yapacağım? O aparat orada mı? Ha tamam oradaymış işte. IQ'un kaç senin? IQ'un kaç öyle. Oh. Al işte. Allah cezam verdi. Ben bunun içine gireceğim ya. Benim mayolarım nerede? Mayoların. Yaz değil ki. Şort giyip geliyorum. Gir bir tane orada şort vardı onu giyeceğim. Ben içine girecekmişim. Giyip geliyorum arkadaşlar. Su sesinden çekin olabilir mi rahat? Su çok yoğun ya. Sanki şelale varmış bu tarafta gibi hayal edin siz. Soğuk mu açtı Allah bilsin ya. Soğuk açmış su ya. Sıcak açarsın sonra soğukla dengelersin yani. Birazcık pırıltı ya. Sıcak açtım. Oyuncak aldım ben. Bu ne abi? Bana şort hiç yakışmıyor. Asla sevmiyorum. Şort giymem hayatımda. Bana da etek yakışmıyor. Herkes her şey yakışmaz. Ne kadar dolduracağız? Bizim saftiriklerin boyu yok. Sen içine gireceksin ya böyle kucağından fuflatırsın. Tamam peki. Bu değişik olacak. Ben de içine giriyorum. Dur ben havluyla şey aldım. Getireyim mi? Getir havlularını. Şu! Oha! Şişim geldi şimdi bu su sesinden. Senin de geldi mi? Arkadaşlar bu çöle gittik ya. Utku'ya ne dedi biliyor musunuz? Arabayla Utku'ya kart veriyoruz falan. Utku böyle dalga geçmeye çalıştı. Yunus da böyle yaptı. Ya biz çölden geliyoruz. Hadi bak işine dedi. Çölden değil ama çölden. Çölden geliyoruz. Hadi bak işine dedi. Utku'yu ezikledi. Aa çok suya mı atacağız? Hemen atalım. Tabii bunlar hep Rita için. Şila umursamaz. Bunu Şila'ya aldım. Anladılar ha. Hissetti yıkanacağını. Bebek gibi işte. Yıkanmak istemiyor. Çocuk gibi daha doğrusu. Bu yeter bence sanki ya. O ne ya? Biraz daha doldurabilirsin aşkım. Hatta biz gidelim içeriye gel. Dolsun o gel. O kadar da kısa boylu değil çocukların. Tenis çantamın yanında tenis topu var. Küçük anahtar. Onu gördü. Onun için öyle yapıyor Rita. Bak nasıl beni bekliyor görüyor musun? Onu vereyim diye. Sen çok akıllısın ha. Çok akıllı. Şey koyalım Ceyda, şunun delirdiği asla ortaya çıkarmadığımız, sakladığımız oyuncakları da suya atalım da bari banyoyu pozitif algılasın. Tabii efendim, başka bir arzunuz varsa lütfen iletin, derhal hemen aktive edelim. Benim mayom bu. Bundan girmek istemiyorum. Çatı katındaki büyük giyinme odanızda henüz ayrım yapılmadığı için size mayonuzu getiremeyeceğim efendim. Tez gidip alın o zaman. Alın o. O zaman alınırız. Hoş olmaz. Üzülürüz. Sanki Şile'yle Rita'yı ben doğurmuşum gibi adeta akıllılıklarıyla şey oluyorum. Normalde bu arada arkadaşlar Rita yaramaz. Şila'nın hiçbir yaramazlığı yok. Yani bunlar yaramaz değil de Rita arada bir şöyle bir huyu var. Uzun zamandır mesela şu odayı işemedim. Dur iki damla şuraya bırakayım diyebiliyor. Evet yapıyor böyle şeyler. Böyle huyları var. Özellikle biz evde değilsek ve Ceydan'ın abisi falan bakıyorsa. Şöyle diyor. Gitti bunlar istediğim yere işerim hocam. Şila sakin olan. Ama... O, tuvaletine yapar her zaman. Zaten başka hiçbir huyları yok. Ama Rita bazen agresiflik yapıyor. Mesela yılbaşında bana biliyorsunuz çok kötü saldırmaya teşebbüste bulundu. Gelsin. Aa! Elini kapıyordu Fırat. Hediyesini alan benim, hırlanan benim ya. Hala niye yaptığını bilmiyorum onu. Aa su çok dolmadı mı?
Hayır. Yıkanırken de Rita aşırı uslu, Şile birazcık... Korkuyor çünkü Şile. Şile'yi ben suya attım. Bunu daha önce söylemiştim. Moda'da köpekler denize giriyordu. Ben de bunu soktum. Abi ödüm okuma karıştı. Bir köpek nasıl batabilir ya? Dı diye. Ben böyle giderken burluk diye yere... Bir altına gitti. Sonra geri çıkıyor, bir daha batıyor. Lan dedim, ne yapıyorsun sen, köpeksin, nasıl yüzemezsin? Meğer bazı köpekler öyle olabiliyormuş. Yüzemiyor abi köpek. Yani yüzmeye başladı bir süre sonra ben alana kadar, ama nasıl biliyor musun? Sesler çıkartıyor. Onun yüzünden öyle bir sorun var, hadi gidelim. Ceyda'cığım sen... Yeter yeter. Chihuahua mı besliyorsun? Şu ne? Hayır yavrum, olmamış. Köpük içine atayım mı? At biraz köpük at. Şunu mu atsan acaba? Kendi köpüklerinden atmış. He, şampuanla atayım. At sen, ben köpürtürüm onu. Çok heyecanlıyım. Da ben böyle girmeseydim keşke içine. Bir de tuvaletim var. Şimdi oraya yapmayayım, ben gideyim içeri yapıp geleyim. Havuza içeri demesinler. Ay ben de bir girsem. Almaya girdim. Böyle bir bebek mağazasına. Bizim canlılar tabii, sizden birileri varmış. Diyor ki siz misiniz değil misiniz, emin olamadım diyor. Çünkü diyor çocuk yok ya, niye şimdi buradan havluyla şey alır. Ben dedim ki Şile'yle Rita var ya, onları aldık dedim. Bu da böyle bir anımdı. Paylaşayım dedim size. Gel kız. You look great. Gel. Anladılar. Gelir misin yavrum? Ya bir gelir misin lütfen? Niye durduruyorsun sen suyu? Ay ya sen oldu. Sen niye böylesin yavrum? Ya bir bırak ya. Bir fizik tedavi. Hayvanın kafası burada. Bence iyi. Bak vallahi de bak. İyi. Yavrum yatınca bile şurasına geliyor hayvanın ya. Yeter yeter. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Sen bunun içine mi gireceksin gerçekten? Nasıl yapacağız o zaman? Ben sen ne bileyim, ayağını falan sokarsın gibi düşündüm. Ayağımı sokup ne yapacağım? Ha sen o yüzden mayo istiyorsun. Bununla nasıl oturacaksın? Ne yapacağız? Çıplakta oturamaz ki şimdi. Yunus görür. Oğlum hasta olursun, üşütürsün. Yok ben üşütmem, ben hayvan gibiyim. Hayvan gibiyim, hayvan gibiyim. Habire doktora götürüyoruz. Hayvan gibiyim, ben de. Çarpıntı tutuyor, kolesterol çıkıyor. O ayrı bir şey yavrum. Bir şey diyeceğim, eğilip yıkanmaya kalkmaz. Buram ağrıyor, buram ağrıyor. Sabahları Fırat. Ya tamam, benim sağlık problemlerimi açık etme. Buraya yani eğilerek yapabiliriz ama. Nereye kadar? Şuraya kadar eğileceğiz işte. Bir şey diyeceğim. Nasıl bir şey hayal ettiğini ben anlamadım. İçine sen oturacaksın. Ben içime oturacağım, ayaklarımı açacağım, ortaya bunu alacağım. Bu... Ne diyor ya? Olmaz abi. Çok... Neden olmaz abi? Gerçek bir yıkama. O zaman üstünü çıkar. Üstümü çıkartamam abi. Göbeğim var diyorlar. Var ama kötü bir şey değil. Ya ben böyle gireyim, ne olacak? Sesi ne yapacağız? Sesi ne yapacağız? Hallederiz. Nerede hallediyorsun? Nereden hallediyorsun? Şey, Mars'ta tanıdıkları var bizim. Suya girmesin o. Işkırır. Tabii. Şöyle takacaksın işte burana. Takacağım şimdi sana bunu. Bu mu yani şimdi? Tekniğin bu mu? Güzel. Bir düşsün suya, ben ödemem kardeşim. O senin zayiat. Sen de bir... Sen de biraz sakallarını kes bu arada bir ara. Çünkü biraz fazla uzamış. Tamam. Ben giriyorum. Ayaklarımı çekme. Bu mecrada ayak görmek istemiyoruz. Bu arada buradan yıkayacağım ya, üzerine su gelir. İstiyorsan böyle otur. Nasıl çekecek aşkım o zaman adam? Tamam böyle otur. Ya bu çok saçma bir şey oldu bu. Yanlış oldu. Benim düşündüğüm şuydu. Mayomu giyecektim, insan gibi girecektim içine. Ya kim bilir bunun mayo olup olmadığını ya? İçinde kimse görmeyecek ki seni. Milyonlar izliyor şu an ve hepsi biliyor bunun mayo olmadığını ha. Aman battı balık yan gibi. Abo. Tamam hazırım ben. İçine oturdum, getir çocuğu. Fırat'ın çok içine oturdu yalnız bu. Şortla girmek. Ceyda soğumaya başladı su. Öyle mi diyorsun? Şeyla, Rita. Gel kızım. Gel kızım. Hadi gir. Çok saçma oldu sanki. Bir de toplar falan var. Gerizekalıymışım. Hani ben böyle çocuk eğiliyorlar sanki. Bak top senin, tamam mı? Al. Yok abi, bu çocuk suya girince katatonik oluyor. Önce bir ıslatıyoruz yavrumuzu. Bunu mutlu etmenin yolu şu. Koy. Suya koy. Ben şimdi buradan yıkıyorum. Sen kurulama işini hallediyorsun. Tamam mı? Bölüştük işleri. Oo, babacık seni yıkıyor. Fıstık gibi oldun. Oyuncakları da var. Altını falan şöyle şuralı. Şöyle yıka. Bakışa bak. Dehşet geçiriyor şu an. Panik atak geçiriyor. Babam ne yapıyor diyor. Beraber boğuluyoruz sanki. Anladın mı? Öyle bakıyor ya. Yavrum bir şey yok, suya gireceksin. Merak etme, Moda'da suya attığım gibi olmayacak. Yüzmene gerek yok. Tamamen su seni kaldırmasına izin ver. Gel şimdi buraya yakından bak. Şöyle bir aile fotoğrafı çekiyorum. Oh! Yani elimden gelince köpükledim. Ay, yüzüme kaçtı yavrum. Çok hoş. Elini taşın altına koyacaksın hocam. Gireceksin o suya köpeğinle birlikte. Bir de usludur ya. Ama topunu alsana bak neler yapacak. Al topunu. Git oraya.
O, abi bu topa takıklığı var ama niye vermiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü saatlerce çıldırıyor evet. Evde şöyle bir ses sürekli. Saatlerce uyumuyor. Hem rahatladı hem yıkandı. Isınmaya şöyle çalışıyor köpeği. Altını şöyle şöyle. Isınmaya çalışıyor bak. O da bizim bak! Yapma bunu çocuk. Bu ne ya? Nasıl yani? Ne yapayım? Şşt bana bak sırtıma dökme sakın. Vallahi onun mikrofonu var. Ya buradan gelirse direkt? İşte o yüzden oradan gelecek zaten. İlk önce oradan gelecek ama. Hayır hayır hayır. Yukarı yukarı. Hayır dondum. Sen dondum bu da soğuk. Mecburum. Ne yapayım? Çabucağı verme bana bak bana tut. Soğuk değil bu arada ılık. Ve vücuduna gelsin mi? Heh tamam ısındı. Göt bölümünden başla. Ay burada tüyleri birbirine girdi. Ay neyse keseceğiz onu. Bu tarafı da döndürmen lazım olmadı. Heh. Ayaklarımı kesiyor çocuk. Bak bak. Durun havlusunu göreyim. Aşkım. Yiyeceğim yiyeceğiz. Şöyle. Ha. Bak en alttaki tüylerde inanılmaz su birikintisi var. Evet. Aynen çitiliyoruz onu. Bunun poposunu çitilerim bunu. Çok güzel bu. Dur yavrum kurulacağım ben seni. Boynuma bir şey oldu. Ne oldu? Oo çok fena. Üst üste bindi damarlar. Evet neden oldu öyle? Bu ters hareket şey. Aa kıpırdatamıyorum. Hastaneye mi kaldıralım? Neyi? Boynunu. Köpek yıkamak zor zanaat. Ben var ya şaşırıyorum. Golden'ım olduğunu büyük köpeği olanları. Abo. Evde var ya savaş alanındır ev. Şimdi Şila Hanım geliyor. Rari. Bir şey göstereceğim size. Bak şimdi. Yüzemiyor ki sen. Bak bak bak. Ya niye korkuyorsun babacığım bu kadar sudan ya? Boynum gitti boynum. Baş parmağımın olduğu yer. Hayır orası değil. Evet orası. Gitti boynum. Boynum gitti. Aa tamam. Onu yapmaya devam etsem. Yok sen bitti işin. Hemen bir kurulama bölümünü alayım ben size. Buraları 6 full köpük. 6 full köpük mü? Evet. Bu sistem çalışmadı mı? Nasıl yapacağız? Ah! Ayaklarımı battı bana. Ne yapıyorsun ya? Ayağımı ısırmayacaksın değil mi yavrum? Böyle bir bakışın var. Top burada bebeğim. Al. Bak topum burada. Git onu ısır. Beni değil. Ne yapıyor bundan bu sesler ya? Mutlu mutlu şu an. Mutluluk sesi. Evet mutlu olunca homurdarlar bunlar. Bu cinsler öyle bir özellik. Asıl buradan sonra temizlik var biliyorsun. Şila. Şimdi kıçımdan tıpayı çek. Tamam şimdi su gidecek. Sen bence çık. Çıkıyorum o zaman. Ama dur sana bir şey getireyim ben. Aynen bana altıma bir şey getir. Havlu getir büyük havlu. Sen bakma. İyi izle şimdi. Çocuğun kafasından aşağı gitti benim. Şu nasıl kuru kalmış olabilir ya? Nasıl olabilir abi burası kuru kalabilir? Bu var ya inanılmaz bir şey. İşte can. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor efendim. Bunlar candır. Zili bildirim açmıştır zildirim. Abone olmak nedir ki onun için? Tak olmuştur. Eğer keyif alıyorsa abone olur. Cancık vardır bir de. Cancıklar. Düzenli olarak gelir, izler, eğlenir, keyif alır ama bir abone olan like atan yok. Şu an gülüyor mesela. Hiç abone olup like atmıyor. Canlar. Pazar banyosundan kurtarıp keyfine bakabilirken cancıklar buz gibi suyun altına girdi çocukken. Teşekkürler. Aa nasıl kuru kaldı la ora? Ben de bilmiyorum. Sen şimdi şuraya bas. Çok soğuk. Dokunmasını istemiyorum. Evet. Kimse kamerayı kapat altını çıkarsın. Ya da yukarıda kal. Bilmiyorum kapat yani artık. Kapat da ya. Çıkar her şeyini. Ya çıkar. Açıyor aşkım bakıyor bana. Yavrum kapat kapat. Çıksana dışarı. Müsait girebilirsin. Tam çekerken fıt diye düşüverse var ya orada panik geçirirsin yemin ederim. Ne çekiyorsun? Ne çekiyorsun? Gir içeri. Kapat kapıyı da bunlar fırlar gider mi der. Şunu ben şimdi sıcak suyla bunları bir. Heh. Şimdi duruş. Kız! Oy nasıl tüyleri dökülüyor. Kaldır boynunu şöyle. Kaldır. Ha. Oh. Hmm. Tam anneler de böyle yıkamam mı bizi? Hmm. Hmm. Mi kalmıştı? Aferin! Aferin! Yapma dur!
Bir tane havlu var şimdi, bunu bir daha soksuk içine. Atla! 1-2-3! Ölü bir eğitim yok. Bir dakika gitme. Şimdi burada çok saçma hareketler yapacak bu. Allah'ın aşkına. Ya gitti gitti Ali ya, gitti gitti ya. Gel. Gel. Nereye geleyim diyor, bakıyor haklı. Bu kıpırdamadan durur böyle. Bunu da böyle bir tane. Kız dur! Ya tam cancık bunlar ha! Bir saniye, bakabilir misiniz? Her yer gitti, gitti, battı ya. Battı valla! Fırat! Koştu bak, yemin ederim gidip içeride kahve içmiyoruz, adım Ceyda değil. Adın Ceyda değil. Ayım so much ready, so much love. Bu çocuk kendini kurutuyor işte. Aşkım bu kurumaz ya. Bu uzun sürüyor bunların kuruması. Tarasa mıydık bir yandan ha? Bu mu? Hayır canım, o değil. Lavabo temizleyicisi o. Bu. Evet. Abo, bu ne olacak? Ben bir poşet getirip geleyim. Benim kendi uzun saçlarım bile bir saatte kuruyor bu yavrum, yazık. Geldi yanına, sallandı, seni ıslattı, geri döndü. Evet, fark ettin mi? Böyle bir çocuk. Şimdi bunları kapıyı açtığımızda bunlar bir koşmaya başlayacaklar. Bu kuruyor da, bu kurumuyor. Çoğunu oraya dökmüş ya. Çok tüy çıkmadı. Normalde bir torba tüyü çıkar. Bir tane daha yok muydu bunda? Var. Yetmedi, bir tane daha getireceğiz. Kapıyı kapat, kaçarlar. Puhu! Puhu! Hapşırıyor mu? Hayır Şila, buraya gel. Sıcak bastı, sana da bastı değil mi? Şimdi Fırat da getirecek. İki kuaför salonu gibi burada. İkisi föne gelmiş. Fırat Bey, Şile Hanım'ın fönünü siz alır mısınız? Küçükken benim saçlarım çok uzun ve çok gürdü. Böyle 18-20 yaşında falan. Biraz tabii azalmış şimdi. Kuaförde böyle iki kişi fön çekiyordu bana. Saçımı kurutuyordu. Bunları normalde köpek yıkama yerleri nasıl yapıyor ya bu kadar onların hızlı? Onların biraz daha büyük böyle bir boru gibi bir şeyleri var. Öyle değil mi? Var mı köpek kuaföründe çalışan veya sahibi olan? Orada böyle boru gibi bir şeyle yapıyorsun. Çok hızlı yapıyorlar. Fıs 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 oldu. Hadi 3-2-1 çocuk sıkıldı. 1-2-3! Çok yorucu ya köpek yıkamak. Allah'tan köpekleri fazla yıkamamak gerekiyor. Kediler de öyle galiba. Gerçi böyle ayda bir kere biz yıkıyoruz köpeğimizi diyen çok ve bir şey de olmuyor ama veterinerler yıkamayın diyorlar, o vücut yağları bozulmasın diye. Evet. Ay burayı kesmemiz lazım makasla. Bunun da böyle bir sorunu var. Bir dolanıyor tüyler birbirine. Bir de köpeği evde yıkatalım, bütün banyo temizliği var. Buralara kadar biliyorsun tüy şu an. İzleyeceğiz birazdan beraber. Dolanma olursa hemen oradan kesmeniz lazım, açamıyorsanız. Tabi biraz görsel olarak bozuyor ama sağlık için önemli. Bunlar çok boğuşuyorlar, eğleniyorlar. O arada dolanıyor galiba. Köpekler yıkacağız diye 50 derecede şey açmış. Evin içi yanıyor şu an. Yanıyor yani, yanıyor. Dışarı çıktım ya. Gel güneşe kurulan, gel. Gelin güneşe yatın, hey hey, ısının, hey. Bak kuruluyor kendini zaten. Sırasını bekliyor Şila. Bunlar da öyle. Önce biri sonra biri. Şimdi ne yapacağız aşkım? Banyoyu toplayalım hadi. Siz bu yapsın abi biraz da. Biraz da ne yapsın ya onun işi? Başka, bizim işimiz başka. Utku gelsin bir kere de ya, bir temizliğe. Pelin gelsin. Utku bu kadar tüye karşı ölür. Şuraya bırakırız Utku'yu. Alerjisi tutar. Alerjisi tutar, titizliği tutar. Yıkıyorsundur. Bir dönersin böyle Utku köşede. Buradan böyle köpük çıkıyor Utku'dan. Cancık.
Onu götürecektik aslında çöle. Her yer kum diye fenalık geçirecekti. Sen girme içeri. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık çık çık. Sen şimdi bunları... Torbanın içine koyayım. Saçmalama, yıkanacak onlar. He, ne yapacağım? Kapının önünde birazcık kurusun. Kapının önünde. Her kapının. Balkon. Bunları balkona koy. Tamam, ben onları gidiyorum koymaya. Sen balkona götür. Bir de şunu çekil, al. Çekil. Şunu da al. Ben de burayı yıkayacağım, ne yapayım? Gittiği yerden gelir inşallah. Zevya, vallahi billahi. Ay! Sen içeri git istiyorsan, ben burayı sileceğim. Git lan oğlum. Niye geldin sen? Ne yapıyor Ceyda? Çekiyorum. Çeksene kızı, çekme onu, emeğini. İstemedi. İstemedi. Ürdün'den aldığımız atıştırmalıklar. Gösterme ama, görmesin canlar. Sonra çekeceğim videosunu çünkü. Bakalım ne yapıyormuş. Biz niye gelmiyoruz? Yapmış zaten temizliğini Ceyda Hanım. Bu vesileyle ben de yıkandım ha, değil mi? Şimdi bir daha gireyim ben. Sağımda solunda kıl kalmıştır. Eski günlerdeki gibi kanalda kült olmuş. Köpek yıkama videomuzu. Tekrardan remake'ledik. Giray Altınok da diyor ki bunlar da sıkışınca köpek yıkıyorlar. Köpek. Üçüncü yıkamamız. Niye çılkotuyor bu ya? Topu var orada, topunu istiyor. Bak bak. Kafayı vuracak bir gün böyle bam diye cama. Mutluluğu görüyorsunuz yüzündeki ama. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Oy.